Ören Ajansı'na yeni saatte birlikte devam ediyoruz değerli izleyenler. Programımızın bu bölümünde değerli izleyenler, Belediye Başkanımız Sayın Gazi Mansur, Belediye Başkanı Sayın Oktay Kayaalp'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha. Çok az bir süre kaldı. Belediye Başkanı olarak yeni dönemde bir kez daha seçmenin karşısına çıkıp onlardan oy istiyorsunuz. Size bir dönem daha oy vermeleri için. Peki süreç nasıl gidiyor? Zaten bu süreçleri pek çok kez yaşamış bir belediye başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Bizim açımızdan çok iyi gidiyor. Öngördüğümüz bütün kampanya hedefleri yerine oturmuş durumda. Mausa'ya baktığınızda artık neredeyse seçmenin %95'inden fazlası, bizim anketlerimize göre %96'sı kararını vermiş durumda. Ve benim açımdan son derece olumlu bir seyir söz konusu. İnanıyorum ki benim 6. seçimim herhalde oy olarak rekor kıracağım bir oranla sandıktan çıkacağımı düşünüyorum. Göstergeler öyle. Bundan emin olmak ya da bu şekilde hissedebilmek nasıl bir duygu? Ve bunu nasıl başardınız diye? Tabii ki bu tecrübeye de dayanıyor. Benim biliyorsunuz 6. seçimim. Zor seçimler yaşadım. Sancılı seçimler yaşadım. Rahat seçimler yaşadım. Ancak bu seçim birazcık daha rahat ve düzeyli gidiyor. Dolayısıyla göstergeler, kamuoyundan aldığımız nabız, insanların bize karşı koyduğu tavırlar, tepkiler, olumlu, olumsuz yaklaşımlar bir biçimde bize bir kanaat oluşturuyor. Kaldı ki artık günümüzde kamuoyu yoklamaları bilimsel yapıldığı sürece sonucu çok yakın olarak bulma şansına da sahip. Bu bir bilim. Ve biz bu konuda profesyonel çalışıyoruz. Ta geçen yıldan beri kamuoyunu yoklayarak, kamuoyunun eğilimlerini, rahatsızlıklarını, taleplerini alarak bu noktaya geldik. Mausa Belediyesi zaten bunu peyderpey yapıyor. Sadece bir seçim amaçlı değil, belediye çalışmalarının seyri açısından da yapıyor. Dolayısıyla anket göstergelerimizde artık Mausa'da ciddi bir farkın olduğunu, kapanamayacak bir farkın olduğunu gösteriyor. Ben şimdiden bütün Mausalılara, bana oy veren, vermeyen bütün Mausalılara bu güven için teşekkür ediyorum. Peki, uzun süredir, yıllardır belediye başkanı olmanı vermiş olduğu bir dezavantaj var mı? Bir yorgunluk ya da bir artık tekrar söz konusu olabiliyor mu? Tabii ki şunu ifade etmek lazım. Kampanyada benim rakiplerim bunu ısrarla kullanıyorlar. Ben 20 yılımı tamamladım ve 6. kez aday oluyorum. Ancak bizim ülkemizde tecrübeyle enerjinin birleştiği yaşlar 50'li yaşlardır. Belki de siyasetçilerin ya da başka yöneticilerin en verimli dönemleridir. Ben 56 yaşındayım ve sanıyorum bu birikimimle Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk toplumuna kattığım yerel yönetim birikimimle en verimli dönemimi yaşıyorum. Bu birikimi bir süre daha Kıbrıs Türk toplumuna aktarmak istiyorum. Benim amacım bu. Mausa Belediyesi'nin son 4 yılda yaptığı çalışmalar, ürettiklerine bakılırsa aslında bu enerjinin ve bu birikimin Kıbrıs Türk toplumuna neler kattığını görme açısından son derece önemli. Son 10 yılda, son 15 yılda Kıbrıs Türk Belediyeciliğinde yapılan bütün yeni ilk çalışmaların üretim yeri Mausa'dır. Mausa Belediyesi'dir. Dolayısıyla hala da Mausa Belediyesi benimle ve benimle beraber çalışan belediye meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarımla verimli ve dinamik olarak çalışmalarına devam edebiliyor. Peki şöyle bir geriye dönüp baktığınızda sizin Oktay Kayaalp olarak Mausa'ya katmış olduğunuz en büyük değer nedir size göre? Başarılı olduğunuz en büyük alan? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu ikiye ayırmak lazım. Bir 2002 öncesi ve sonrası. 2002 milattır Mausa Belediyesi seçimlerinde. 94'ten 2002 yılına kadar ki 8 yıllık süreçte
bir yıl önceki Lefkoşa gibi olan Mausa'yı bugünkü prestijine ve gücüne kavuşturduğumuz bir dönem. Dolayısıyla yıkılmış bir belediyeyi nasıl düzgün ve kaliteli bir belediye haline getirebileceğimizin göstergelerini içeren bir dönemdir. Yani batmış bir belediyeyi nasıl düzlüğe çıkarırsınız, bunun göstergeleri vardır. 2002'den itibaren ise bugüne kadarki dönemde Kıbrıs Türk Belediyeciliği'nde yenileri, belediyecilik açısından ülkemizde hiç olmayan hizmetleri belediye alanına taşıyarak Kıbrıs Türk Belediyeciliği'ne de katkı yapan bir Mausa Belediyesi, üretken, yaratan ve geliştiren bir Mausa Belediyesi vardır. Dolayısıyla iki bölüme ayırmak mümkündür Mausa Belediyesi'nin son 20 yılını. Peki, bir de tam tersini soralım. Başarılı olamadığını düşündüğünüz, denediğiniz ama bir türlü gerçekleşmeyen bir eksik yanı varsa nedir? Şunu ifade etmem lazım. Belediyecilikte üst sınır yoktur. İnsanlarımız mutlaka yapılan her şeye bir yenisini talep ederler, etme hakkına sahiptirler ve eğer siz de yöneticiyseniz ya bunu yaparsınız ya da yapamayacaksanız yapılmama nedenini makul ve mantıklı biçimde vatandaşa izah edersiniz. Dolayısıyla yaşam kalitesinin üst sınırı yok. Norveç'te belediyelerin çok ciddi sorunları olduğu söyleniyor. Milli gelir 52 bin dolar. Baktığınızda o sorun denen şeyler bizde hayal daha edilmesi mümkün olmayan konulardır. Ben Mausa'nın bu önümüzdeki dönemde bütününü kanalizasyona bağlama gibi bir hedefe sahiptim. Yapamadığım şey bugüne kadar bunu bütün kente yaymaktı. İşte Avrupa Birliği ile ilgili müteahhitin arasındaki sıkıntılar nedeniyle gecikmeler yaşadık kanalizasyonda. İkincisi ise bütün idealim Mausa kentini denize açmaktı. Mausa 16 kilometrelik kıyı şeridi olan bir kent ama denizle sivil alanda buluştuğu nokta sadece 800 metre. Denize maalesef Mausa'yı yeterince açamadık. Bu önümüzdeki dönemde bu eksiği gidermek için projeler yaptık ve ümit ederim bunu başaracağız. Projelerinizi de konuşacağız ama madem mevzu bahis oldu şu an itibariyle nasıl buluşturacaksınız Gazi Mausalıları denizle? Plajların dışında tabii. Yani yazın denize girmek için zaten bir şekilde denize buluşuyor vatandaş ama. Mausa kentinde kent merkezinde de buluşamıyor. Evet. Çünkü Mausa kenti siyasi durum nedeniyle Kapalımaraş plajları 6,5 kilometre, yani Mausalların deve limanı dediği Kapalımaraş'ın kıyı şeridi kapalı. Daha sonra askeri birlikler liman, serbest liman bölgeleri Glafsides bölgesine kadar kapalı. Dolayısıyla Mausalı denize girmek için Glafsides plajına gitmek zorunda. Maraş'tan Glafsides'e gitmek için neredeyse 5-6 kilometre, 7 kilometre araba sürmeniz lazım. Dolayısıyla biz limanla Glafsides arasındaki kıyı şeridine çok ciddi bir kordon boyu projesi hazırladık. Ve bu alanı sivilleştirerek vatandaşların hem yürüyecekleri hem oturacakları yeşil alanları olan hem de denize girebilecekleri, belki oralara iskele de yaparak amatör kayıkların da yanaşabileceği bir ciddi bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Evet, şimdi bir sunucu olarak 20 yılın sorularını sormak, geriye dönük 20 yıllık bir belediye yönetiminin sorusunu sormak da çok zor, kolay değil ama isterseniz bir analizini yapacak olursak belediyenin içeriden başlayalım. Bugün itibariyle mali yapısı ne durumdadır Gazi Mausa Belediyesi'nin, çalışan personelin sosyal yatırımları, maaş ödemeleri ve bunun gibi yine diğer kadrolama ile ilgili sıkıntılar var mı yok mu? Bunları bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Ben 94 yılında Mausa'yı 23 bin nüfusla ve 370 personelle devraldım. Benim dönemimde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hızlı geliştiği, patladığı dönem. Bugün 45 bin nüfusa sahip ve sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin öğrenci
projeksiyonuna göre her yıl 2000 kişi artacak. Örneğin önümüzdeki yıl 2000 artı öğrenci gelecek. Gidenle gelenin balansı olarak söylüyorum. Hızlı büyüyen bir kent. Buna karşı şu anda 170 personelim var. Yani eskiye göre nüfus iki kat artmış olmasına rağmen 100 kişi azalmış durumda personelim. Mausa Belediyesi'nin devlete herhangi hiçbir borcu söz konusu değil. Yani sigorta yatırımları günü gününe yapılıyor, ihtiyaç sandıkları, vergiler yatırılıyor. Belediyemizde çalışan personelin yan hakları, ek mesai ödemeleri hiç gecikmeden gününde onlara ödeniyor. Bu konuda Mausa Belediyesi'nin herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta biz bankalarda sıkışma olmaması için 3 günde önce ödüyoruz maaşlarımızı. Yani 30'unda ödenmesi gereken maaş çekleri Mausa Belediyesi'nde 27'sinde bankalara veriliyor. İşte onların valör uygulamaları personelimizi rahatsız etmemesi açısından günü gününe yatırıyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Mausa Belediyesi 2013 yılında kendi yerel bütçesinden en fazla yatırım yapan belediye olmuştur Kıbrıs'ta. Bu geçen de yayınlanan istatistiklerde de görülüyor. Biz son 8 yıldır bütçemizin %50'sinden fazlasını yatırıma ve diğer giderlere ayırdık. Yani personel giderlerimiz hep %50'nin altında kaldı. Yani toplam bütçemizin yarısı personel brüt giderleri, yani yatırımlarıyla birlikte oldu. Geriye kalan yarısı ise diğer ihtiyaç duyduğumuz alanlardaki hizmetlerimize ve yatırımlarımıza ayrıldı. Bu bir istikrar unsurudur Mausa Belediyesi'nde. Bunun bir tek nedeni vardır. Mausa Belediyesi çalışmalarında asla popülizm yapmaz. Yani daha çok istihdam yaparak siyaset yapma yerine hizmetleri artırarak, vatandaşımıza daha kaliteli ve daha fazla hizmet götürerek siyaset yapmayı tırnak içinde tercih ediyor. Bizim bir diğer özelliğimiz ise hiçbir biçimde insanlarımızın rozetine bakarak iş yapmıyoruz. Ben şu anda CTP Birleşik Güçler'in adayıyım. Ama bu 29'una kadardır. 30'unda ben rozetimi çekmeceme koyarım ve Mausa'da, Mausa Belediyesi'nde yaşayan herkes, 45 bin insan benim açımdan artık Mausalıdır ve herkes eşit hizmet alır. Peki beraber çalıştığınız ekip içerisinde de bu anlayış var mı? Tabii ki. Çalıştığınız ekip arasında da rozet dağılımı dengeli mi? Var. Tabii ki ben Mausa Belediyesi'ne geldiğimde benim şube amirlerimin önemli bir kısmı Ulusal Birlik Partisi'nin ilçe yöneticileriydi. Hatta emekli olacakları zamana kadar anahtarlıklar Ulusal Birlik Partisi anahtarlarıydı. Ve ben onlarla uzun süre çalıştım. Onlara hep şunu dedim. Siz belediye çalışasınız, çalışanısınız. Burada çalıştığınız sürece belediyecisiniz, rozet yok. Kapıyı çıktıktan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Zaten ben insanlara siz ne yaparsanız yapın, insanların beyninin kazınabileceğine inanmıyorum. İnsanlar size bir şeyler söyleyebilir ama sandıkta yalnızdır ve o yalnızlığıyla istediğini yapabilir. Ya da sokağa çıktıktan sonra eğer farklı bir siyaseti varsa ve adam bunu yapacak zaten yapar. Dolayısıyla benim için esas olan belediyede çalışan personelin çalıştığı sürece işini tamam yapmasıdır. Bunun dışında hiçbir kriteri yoktur Mausa Belediyesi'nin. Evet, çok sayıda farklı partilere mensup ya da farklı partilerden elemanlar da vardır Mausa Belediyesi'nde. Yani esprili bir örneği, son birkaç seçim öncesine kadar Ulusal Birlik Partisi'nin sokakta afişlerini yapan elemanı Mausa Belediyesi çalışanıydı ve her seçim arifesinde benden gelir bir aylık izin alır ve gider o işleri yapardı. Ama belediyede çalıştığı sürece de hep işini tamam yaptı. Dolayısıyla bir sorun da yaşamadık. Sonuçta emekli oldu, geldi, sarıldık, öpüştük. En azından 15-17 yıllık bir
benimle çalışmışlığı vardı ve onu emekli ettik. Dolayısıyla insanların farklılıklarına da hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Evet. Ben böyle bakıyorum belediyeciliğe ve bugüne kadar da davranışlarımda, çalışmalarımda hep bu ön planda oldu. Peki, bir borcu olmadığını söylediniz. Evet. Sağlık ve öte yandan sosyal yatırımlar ile ilgili bir sıkıntının olmadığını, hatta önde bile gittiğini ifade ettiniz. Bunun dışında kurumsal olarak değil ama herhangi bir bankaya borcu var mı? Tabii ki. Örneğin dönem dönem yatırımlarımızı yaptığımız dönemlerde overdraft hesabımız var. Bunu dönem dönem kullanıyoruz. Evet. Bu yapılanmanın ya da yatırımların bir gereği. Bir de bu yılın Aralık ayında, yani geçen yılın Aralık ayında kanalizasyonu 1 Ocak'ta biz devraldık ve kanalizasyonla ilgili asfaltların yapılması gerekliydi. Bu asfaltların tamamlanması için 3 milyon Türk liralık bir borç aldık ve bununla Mausa'da kanalizasyondan kaynaklanan yol deformasyonunu kapatmaya çalıştık. 3 milyon borç aldık, 3 milyon da kendi yerel bütçemizden harcadık ve olması gereken, şu ana kadar yapılması gerekenleri tamamladık. Tabii ki bu rakam Mausa Belediyesi için çok komik bir rakamdır. Çünkü bizim ödeyebilme kapasitemiz çok çok yüksektir. Örneğin seçim sonrası 5-6 ayda bu borç tamamen kapanmış olacak ve Mausa Belediyesi tekrar normal seyrine dönecek. Peki, Gazi Mausa'yı bir marka şehri haline getirebilmek için, zaten hali hazırda marka diyeceksiniz ama gerçekten çok daha farklı, pek çok noktasıyla daha farklı bir hale getirmek için neler yapmayı planlıyorsunuz? Bundan sonraki süreç için konuşalım. Bu önümüzdeki bir 4 yılda seçildiğinizi düşünürsek eğer, bir 4 yıl sonra nasıl bir Gazi Mausa hedefliyorsunuz? Bu konuda zaten biz bir hedef koyduk. Biz stratejik plan yapan tek belediyeyiz Kıbrıs'ta ve 3 yıllık bir stratejik plan yaptık. Bu stratejik planın 2 yılı geçiyor, işte şu anda 2014. 2015'in sonuna kadar da belediyenin neler yapacağı hedefleriyle zaten belirlenmiştir. Ve biz bunu kamuoyuna açıkladık ve kendi kendimizi de bağladık kamuoyuna. Neresindeyiz bu planın? Bunun önemli bir kısmını hayata geçirdik. Bunun bir kısmında gecikmeler söz konusudur. İşte kanalizasyonun bizden kaynaklanmayan gecikmeleri nedeniyle. Ama hedef deniziyle kucaklaşan, altyapısı tamamlanmış, daha yeşil bir Mausa'dır. Stratejik planımızın hedefi bu. Bu alanda planlı çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin şu anda kanalizasyonun Maraş bölgesine başlatılmasıyla ilgili teknik çalışmalarımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nden bize yapılan 1 milyon Türk liralık katkı bankada bekliyor. Seçimden hemen sonra ihaleye çıkarak Maraş bölgesine kanalizasyonu yayacağız örneğin. Veya kordon boyu bahsettiğim projenin müellifi, bize katkı koyan EBI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin döner sermaye işletmesi. Onlarla çalışıyoruz. Onların hazırladığı bu AVAM projeyi uygulama alanına geçirmek üzere bir çalışma başlatacağız. Altyapı, Maraş'a dönük altyapı bizim hesaplarımıza göre 2,5-3 yıl arasında bir sürede tamamlanmış olacak. Yani 2017'lerde bütün Derinya sınırına kadar olan bütün Maraş'ta kanalizasyon bitmiş olacak ve Mausa kentinde işte Tuzla, Mutluyaka yeni bölgelere dönük çalışmayı başlatacağız. Böyle bir planımız var. Bir daha bütün bu altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Mausa'da çok geniş rekreasyon alanları yaratmayı öngörüyoruz. Bunlarla ilgili şu anda ihaleye hazır iki tane, hazırlanmakta olan da bir tane projemiz var. Bunların biri Tuzla'da, birisi Dumlupınar Mahallesi'nde, bir tanesi de Döveç Düğün Salonu'nun olduğu bölgede, 3 tane büyük alanımızda çalışmalar devam ediyor. Evet. Tabii ki Mausa'nın rekabet üstü değeri tarihi dokusudur, kültürel mirasıdır ve Mausa'da üniversite sektöründen sonra turizm sektörü ikinci büyük sektör noktasına taşındı. Biz bunu da geliştirebilmek için Mausa Sur içinde hem kültürel miras değerlerimizi
koruyan ve hem de ekonomiye katkı sağlayan belirli düzenlemeler yapmayı öngörüyoruz. Surların belirli noktalarında bazı düzenlemeler yaparak turizme açmayı öngörüyoruz. Veya Mausa Sur içinde bir kent müzesi yaratarak turistlerin Mausa'da daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Bütün hedefimiz bu kültürel miras değerlerimizi öne çıkararak turizmden Mausa kentinin daha fazla pay almasını sağlayacak yatırımları yapmak. Evet, bunlar çok önemli tabii ki. Ancak Gazi Mausa'nın anıldığı bir başka konu daha var. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak hemen yanı başında biten aslında bir parçası. Kapalımaraş. Kapalımaraş iade edilecek mi? Bir çözüm durumu noktasında açılacak mı? Açılırsa kimin kontrolü altında açılacak? Gazi Mausa Belediyesi'nin yönetimi altında mı? Yoksa Birleşmiş Milletler kontrolü altında mı? Ya da Güney Kıbrıs'ın kontrolü altında mı? Bu çok merak ediliyor. Bir belediye başkanı olarak ve yeniden seçilme noktasında irade gösteren bir belediye başkanı adayı olarak sizin beklentiniz, düşünceniz nedir? Gönlünüz hangi çözümden yana? Muhtemelen bir çözümden yana ama hangisi daha doğru olur? Evet. Bu noktada vatandaşlarınızın kaygısı ne yönde? Düşünceleri ne yönde? Şunu ifade edelim. Önce Maraş'la ilgili gerek Türkiye'nin gerekse Kıbrıs Türk tarafının ortak siyaseti bütünlüklü bir çözümde Maraş'ın kapalı bölgesinin eski sahiplerine iade edilmesidir. Bu 1975 yılında rahmetli Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir uzlaşı sonucunda Türk siyaseti haline geldi ve 75'ten bu yana, yani o dönemde Sayın Ecevit hükümetinden bu yana bütün Türkiye hükümetleri bu uzlaşıya taahhüt verdiler. Dolayısıyla gerek bizim Kıbrıs Türk tarafının gerekse Türkiye'nin Kapalımaraş'la ilgili bir tek siyaseti vardır. Bütünlüklü bir çözümde burası eski sahiplerine iade edilecektir. Bu doğru bir siyasettir ve ben de bunu söylüyorum. Ancak iade kararından sonra aradan geçen 40 yılda Maraş'ta ciddi deformasyonlar oluşmuştur. Yani binaların önemli bir kısmı artık deformedir ve kullanılamazdır. Altyapı tamamen bitmiştir. Yollar, su hatları, elektrik enerjisi, telefon hatları vesaire, kanalizasyon zaten hiç yoktu. Dolayısıyla bu süreç avam hesaplamalara göre minimum 5 yıl gerektiriyor. Tekrardan insanların Maraş'a yerleşebilmesi için yapılacak çalışmaya 5 yıl gerekiyor. Dolayısıyla bence bütünlüklü bir çözüme kadar bekleme yerine tarafların uzlaşacağı bir yöntemle Maraş konusunda iki tarafın veya Birleşmiş Milletler'in de içinde olacağı bir organizasyonla teknik çalışmaların, bu ön çalışmaların, hazırlık çalışmalarının başlamasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Maraş'ın açılması durumunda oradaki turizm kapasitesi, oradaki geçmişten gelen turizm geleneğinden elde edilecek payla Mausa kenti, herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir nokta bu. Mausa kenti Orta Doğu'nun en müreffeh kenti olur. Çünkü orada 20 bin yatak sayısına ulaşabilecek bir kapasite var. Yani bugünkü KKTC'nin bütün turizm potansiyelinden daha yüksek ve bu konuda önemli bir dinamik var, bir fırsat var önümüzde. Dolayısıyla benim savunum, evet, gelecekse birileri bütünlüklü bir çözümden sonra gelsin, ancak o noktaya ulaşıncaya kadar bütünlüklü görüşmeler de devam etmelidir. Ancak o noktaya ulaşıncaya kadar Maraş'la ilgili yerel düzeyde belirli teknik çalışmaların başlaması ve o hazırlık sürecinin kısaltılması mümkündür diye düşünüyorum. Bu konuda bütün aktörler de hemfikirdir. Yani
Ben bu görüşleri ortaya koyduğumda ne siyasi çevrelerden ne Türkiye Cumhuriyeti'nden ne Rum tarafından ne Türk tarafından da herhangi bir negatif tepki gelmemiştir. Çünkü hiçbir tarafın siyasetiyle çelişen bir pozisyon söz konusu değil. Peki sahiplerinin iadesi noktasında Maraş'ın yönetiminin idari noktada Gazi Mausa Belediyesi'ne bırakılacağını mı düşünüyorsunuz ya da bunu mu istersiniz? Tabii Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda iki belediye vardı biliyorsunuz. Mausa'nın Türk ve Rum belediyeleri vardı. Bu yönetimin ne olacağı tamamen Kıbrıs görüşmelerini yürüten liderlerin üzerinde uzlaşacakları bir konudur. Yani yerel olarak bizim bunun nasıl olacağıyla ilgili karar verebilme yetkimiz yok. Ancak eski sistem iki tane belediyenin olacağı, Türk bölgelerine Türk belediyesinin, Rum bölgelerine Rum belediyesinin hizmet vereceği, belirli konularda da işbirliği yapacakları, kanalizasyon, su hatları vesaire gibi ortak kullanılan konularda da işbirliği yapılabileceği bir sistemdir düşünülen. En azından eskisi buydu. Daha farklı bir düşünce olduğunu da düşünmüyorum. Evet, peki. Kapalı Maraş'ın iadesi noktasında ya da yeniden kullanıma açılması durumunda bundan ekonomik refah elde edebilecek mi? Yani en çok ekonomik refah kim elde edecek? O da önemli. Tartışmasız Mausa. Tartışmasız Mausa elde edecek. Ancak bu konuda biz Mausalı Türkler olarak bir adım daha atmak durumundayız. Çünkü Maraş'ın açılması ve ekonomik bir potansiyeli olarak hareket etmesi durumunda ekonomi önemli biçimde o bölgelere kayabilir. Dolayısıyla bizim hazırladığımız kordon boyu projesi Türklere kalacak bölgede de Maraş gibi bir potansiyeli yaratmayı amaçlıyor. Yani dolayısıyla projesiyle bir Maraş bölgesini kıyaslamak Maraş 6,5 kilometre. Bizim kordon boyu projemiz limanla Glapsides arası 3,5 kilometre. Dolayısıyla kordon boyu projesinin gerileri, askeri birlikler ve büyük oranda boş araziler. Bunlar devlet tarafından turizme açılır ve teşvik edilirse Maraş'tan daha iyi yapılaşmış, daha planlı yapılaşmış yeni bir kordon boyu ortaya çıkmış olacak ve Mausa ekonomik olarak da dengeli gelişecek Türk ve Rum olarak ayrılırsa bile. Dolayısıyla kordon boyu projesi şu anda Mausa'yı denize açmayı amaçlıyor ama bir adım sonrasında da Mausa'da yaşayan Türklerin de ekonomik rekabet edebilir lik gücünü artırmada önemli bir unsurdur. Biz bir adım sonrasını da düşünerek bu tür bir projeyi ısrarla istiyoruz. Evet, çok önemli konulardan bir tanesiydi bu. Evet. Maraş sürekli olarak gündeme geliyor. Gündemden hiç düşmedi zaten. Dolayısıyla bu bekleniyor. Peki, böyle bir anlaşma, yani anlaşma öncesinde, bütüncü çözüm öncesinde Kapalı Maraş'ın yeniden bir teknik uzmanlarca elden geçirilmesi, açılmasına yönelik hazırlıkların yapılması noktasında maddi olarak nasıl bir katkı sağlayacak lazım olsa belediyesi ya da böyle bir katkıyı verebilmesi mümkün mü? Biz maddi olarak katkı sağlamayacağız. Zaten bir süre önce Sayın Obama'nın yardımcısı Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinde böyle bir girişim olduğu takdirde finansmanı Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağını söyledi. Dolayısıyla bizim öyle bir potansiyeli finanse edecek bir maddi gücümüz zaten yok. Ama bize düşen bu teknik çalışmalarda lojistik destek gerekiyorsa bizim elimizde bütün Mausa'nın haritaları, eski dataları vesaire çok sayıda doküman var. Bunlar da tabii ki yardımcı oluruz. Ama mali olarak Mausa Belediyesi'nin buraya katkı yapma gibi bir pozisyonu yok. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri zaten böyle bir çalışmayı finanse edeceğini resmi ağızlarıyla duyurdular. Peki, yeniden geçelim bölgenize isterseniz. Şu an itibariyle belediyenizin en büyük, en önemli 3 sorunu nedir diye size sorsak, aklınıza gelen en önemli 3 sorunu nasıl sıralarsınız bize?
bu stratejik konuların dışını konuşursak, yani denize açılma konusunu vesaire bir kenara bırakırsak, Mausa kentinin şu an fiziki olarak en önemli sorunu kanalizasyon çalışmalarının sonunda yolların tamamlanamamış olmasıdır ve çok kısa zamanda Mausa'nın kanalizasyon testleri tamamlandıktan sonra yollarının da yapılması gerekiyor. En önemli sorunu bana göre birinci sırada bu geliyor. Geçmiş yıllarda hep söylediğimiz Mausa'nın en büyük sorunu su sorunudur. Bu tamamen aşılmış durumda. Şu anda Mausa'da bizim denizden arıtma tesisimiz var. Kıbrıs'ta tek denizden arıtma tesisi olan belediyedir Mausa Belediyesi. Ve şu anda 7 gün 24 saat su akmaktadır Mausa'da bütün denizden evlerde. Arıtılan su kullanma suyu olarak. Evet, şöyle denizden arıtılan su bu kalitede su. Bunun aynısı. Hatta bundan daha kaliteli kondaktivite olarak. Ancak rakamı, miktarı yeterli değil. Biz Güzelyurt'tan gelen nispeten daha tuzlu suyla kendi suyumuzu karıştırıyoruz ve belli bir çizgiye geliyor. Bunu kullanma suyu olarak veriyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda tabii içilebilir bir su değil bu. Ama bu konuda mutludurlar. Çünkü o eski tuzlu sudan kurtulmuş durumdadırlar. Ben çok bilmediğim için Sayın Başkan sormak evet. istiyorum. Yani bundan bir 3-4 yıl öncesine kadar çeşmelerden akan su rahatsız ediciydi. Diş fırçalaması. Lefkoşa'da akan suydu. Evet. Yani Güzelyurt'tan gelip Lefkoşa ve Mausa'ya verilen suydu. Bugün Lefkoşa'da Güzelyurt hattından gelen ve evlere dağılan suyun kalitesi neyse Mausa'da da akan oydu. Yani bugün bir problem yok mu? Biz denizden arıtmayla karıştırdığımız için yumuşattık suyu ve öyle bir problem çok fazla gelmiyor bize. Temmuz ayında da Türkiye'den gelecek olan suyun Sayın Erdoğan Temmuz'da geleceğini açıkladı resmi ağzında. Evet. Eğer o dönemde gelirse biz denizden arıtmayla Türkiye'den gelen suyu karıştırmış olacağız. Çünkü aynı hattan Mausa'ya da geleceğini bize bildirdiler. Mausa kentinin evlere dağıtım yapan şebekesi Türkiye'den suyu dağıtmaya hazırdır şu anda. %100'ü yenilenmiş durumdadır. Yani metaller, asbestler tamamen ortadan kaldırılmış ve yüksek yoğunluklu polietilen bir şebekeyle hem hijyenik anlamda hem kayıplar anlamında sağlıklı duruma getirilmiştir. Bütün evlere içme suyu vermiş olacağız yaz aylarında. Bu durumda da vatandaşlarımıza güvenilir biçimde depolarına düşmeyen ana hattan aldıkları suyu içebileceklerini duyuracağız. Bu önemli bir konuydu. Peki evet. bir üçüncü olarak var mı listeye girebilecek önemli noktasında? Bana göre kentin rekabet üstü değeri az önce de söylediğim gibi kültürel mirasıdır. Bizim Mausa Sur içindeki bu değerden çok daha fazla kentimize ekonomik kazanım sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kültürel miras değerlerimizi daha fazla öne çıkararak, daha çok noktayı turizmin hizmetine sunarak turizmden kentin daha fazla para kazanmasını, dolayısıyla ekonominin gelişmesini sağlamalıyız. Dolayısıyla Sur içine yapılacak yatırımların mutlaka ve mutlaka artırılması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bir hayal projeniz var mı? Yani muhtemelen bir 20 yıl geride bıraktınız. 20 yıl içerisinde yapmış olduğunuz yurt dışı ve yine Türkiye seyahatlerinizde beğendiğiniz benim belediyeme de olmasını isterim şeklinde içinizden geçen bir proje var mı? Benim belediye binasında odam 3. katta ve denize bakıyor. Her gün limanı seyrediyorum pencereden. Bütün hayalim limanda kruzların dayalı olduğunu görmektir. Onu gördüğüm gün sanıyorum en mutlu günüm olacak. Evet, tabii ki bunun için de tabii ki başlı başına şu an itibariyle evet. bir çözüm evet. gerekiyor gibi görünüyor ama veya bir yöntem bulmak lazım. Değil ama yani illa yani çözüme her şeyi bağlamak bence doğru değil. Yapılan bu ortak çalışmalarda uluslararası alanda Mausa Belediyesi'nin kazandığı ciddi prestijde uygun bir momentte ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün hayalim Mausa Limanı'nda bir
Cruz'un dayandığını görmek. Belki Cruz gemisi olmasın bile küçük boyutlu Cruz'da olabilir. Küçük gemiler bile olabilir. Bunun için bir girişiminiz oldu mu? Özellikle Türkiye üzerinden Türkiye'ye gelip ya da Türkiye bandralı gemilerin ülkesi. Evet, ben birkaç yıl önce bu konuda ciddi bir girişim yapmıştım ve Mausa bir şirketin tur programına konmuştu. Rezervasyon da aldı, ilan etti. Yani internette izledik bütün bunları. Daha sonra maalesef işte aynı gemilerin Yunanistan üzerinden hareket eder olması nedeniyle yapılan baskılara şirket dayanamadı ve Mausa'yı Larnaka'ya aldı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta dayanma limanı Larnaka oldu ve başaramadı konu. Bu 3 yıl 4 yıl önceki bir konu. Peki şehir içinde bir proje? Şehirde biraz önce ifade ettiğim stratejik planımızı devam ettiriyoruz. Hedef kanalizasyonu bu dönemde tamamlamak. Kanalizasyonu ve yağmur suyu hatlarımızı tamamladığımız anda Mausa'da yeni bir asfaltlama süreci zaten devam ediyor. Kenti tamamen kapatacağız ve bir daha kazılmamak üzere Mausa kenti asfaltlanmış olacak. Ondan sonra altyapının tamamlanmasıyla da artık insanların yaşam kalitesini daha da yükseltecek sosyal projelere, yeşil alanlara ve rekreasyon alanlarına yönelik çalışmalar yapacağız. Tabii her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de yine seçmen ziyaret ediliyor, toplantılar yapılıyor, ziyaretler gerçekleştiriliyor. Sizi şaşırtan bir eleştiri aldınız mı hiç? Ya da dikkate almayı değer bulduğunuz bir eleştiri aldınız mı? Tabii ki bölgesel olarak insanlarımızın kendi bölgelerine yatırım talepleri karşımıza dönem dönem çıkıyor. Bunu şöyle ifade etmem lazım. Bizim işte çok büyük ve ciddi çalışılarak yaptığımız ya da yapmayı öngördüğümüz rekreasyon alanlarına karşılık vatandaşlar kendi mahallelerinde daha mütevazi, daha küçük ama çok kısa zamanda erişebilecekleri ya da çocuklarının görme mesafesinde yararlanabilecekleri parklar talep ettiğini gördük. Bu bizim için bir nottu, bunu not aldık. Çünkü büyük ve çok komplike organizasyonlar ya da rekreasyon alanları yaparken belli ki oraya vatandaş çocuğunu alıp arabasıyla gidip oturarak bir şeyler yapacak. Kendi sokağında da küçücük organizasyonlara ihtiyaç duyduğunu söylediler. Bu bizim için bir unsurdu. Büyük projeleri söyledik. İnsanlar bize dedi ki ya o çok güzel ama bizim buraya da bir tane küçücük yap iyi olur dediler. Örneğin bu bizim için uygun bir şeydi, eleştiriydi ya da bir talepti. Bunu not ettik. Peki. Bir başka sorumsa şu olacak Sayın Başkan. 20 yıllık bir süreyi geride bıraktınız. Bu süre içerisinde pek çok hükümet geldi. Geçti, partinizin de hükümette olduğu dönem oldu. Bunun dışında diğer partinin de Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olduğu bir dönem oldu. Doğru. Bu konuda bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani Ulusal Birlik Partili hükümetlerin görevde olduğu süre zarfı içerisinde bir sıkıntı yaşadınız mı? Bunun aksi iddia edilir. Çünkü bu şekilde zaman zaman eleştiriler olur. Farklı partiler, hükümetler, yerel yönetimler arasında bazen sıkıntıların olduğu söylenebilir. Siz böyle bir sıkıntı, böyle bir baskı yaşadınız mı? Şunu ifade edeyim. Benim 20 yılımın herhalde 15'i falan Ulusal Birlik Partili hükümetler döneminde geçti. Belki 14'ü yani hesaplayabiliriz. Ben hep kendi bütçeme ve kendi gücüme güvenerek devlet desteği olmadan bir şeyler yapabilmeyi planladım. Kötü senaryoya göre gittim. Devlet desteği alabildiğim dönemlerde bu benim artılarım oldu. Partim de hükümette olduğunda oradan bir yardım almayı öngörerek projeler yapmadım. Gene kendi bütçeme göre yaptım. CHP'nin hükümette olmasından kaynaklanan özel bir katkım olmadı hiçbir zaman. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyelere yaptığı yardımlar, Türkiye Büyükelçiliği'nde ilgili bakanlıklarla ve belediyelerle konuşularak dağıtıldığı için siyasi bir etkinin çok fazla olmadığını düşünüyorum o dağıtımlarda. Bunun dışında Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olduğu dönemlerde de
ciddi bir baskı, ciddi bir negatif yaklaşım almadım. Devletle olan ilişkilerimde makul ve mantıklı taleplerde bulunduğum sürece de devlet bu talepleri bir biçimde karşıladı. Artı bir şey aldım mı? Hayır, almadım. Ama beni engelleyecek, önümü kesecek ve çalışmalarımı durduracak herhangi bir müdahale de olmadı. Peki, bir başka konuysa güneyden gelen vatandaşların ülkemizde ve beldenize yapmış olduğu ayinler konusu. Bu konuyla ilgili zaman zaman eleştiriler de aldınız, bunu sizler de biliyorsunuz. Evet. Bu konuyu açmak gerekirse bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki, yani bu bizim dünyada imajımızı çok ciddi biçimde artırdı. Biliyorsunuz bu organizasyon Mausa Belediyesi'nin değil. Mausa'da sivil toplum örgütlerinin organize ettiği, bizim sadece lojistik destek verdiğimiz bir çalışmadır. Ancak şunu gözlemledik ki Mausa'ya Güney Kıbrıs'tan gelen Kıbrıslı Rum turist bu ayinlerden sonra 2-3 katına çıktı. Ve bir hareket başladı turizm açısından. Çok ilginçtir, bu yapılan ayinlerden sonra 40 yıldır kuzeye hiç geçmeyen çok sayıda Rum hayatında ilk defa kuzeye geçerek Mausa'da turizm yapmaya, tatil yapmaya başladılar günübirlik. Bu bizim için bir avantajdı. Bir de gerek biz gerek Türkiye'deki iktidarların dünyaya söylediği çok önemli bir şey var. Farklılıkları hoşgörüyle karşılayarak ortak noktaları öne çıkarıp yürümek gerekiyor. Biz evet, farklılığımıza, biz İslam dinine mensubuz, diğerleri Hristiyandır, Ortodoksturlar. Onların bu farklılıklarına hoşgörüyle yaklaştığımızı ve onlara saygı duyduğumuzu gösterdik biz bu yaklaşımımızla. Ve dünyada gerek biz, gerek Türkiye, gerek Türk yönetimi, Kıbrıs Türk yönetimi çok ciddi prestij kazandı bu konuda. Hatta uluslararası toplantılarda bu bizden giden temsilcilerin önüne olumlu birer unsur olarak da kondu. Ben bu konuda bir kaybımızın olmadığını ama kazancımızın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Evet, peki. Muhtemelen tabii ki böyle bir prestij kazandırdı Türk tarafına ama bunun bir siyasi malzeme olarak kullanılmasından hiç endişe duydunuz mu? Zaman zaman bu tip aslında ailelerin ayin yapmanın dışında bölgede Rum varlığını hissettirme yönünde yapılmış bir hareket olarak değerlendirildiğini duyuyoruz. Bu şekilde eleştiriler oluyor. Acaba böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir mi? Bu doğru değil tabii. Çünkü bölgede bir Rum varlığı söz konusu değildir. Ve mülkiyet olarak da değildir. Yani Mausa Suriçi'nin %97 mülkiyeti Mausalı Kıbrıslı Türklere aittir. Dolayısıyla Mausa Suriçi'nde bir Rum varlığının tekrardan yeşermesi, geri dönmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu tamamen imaja dönük, karşılıklı olarak tarafların arasındaki gerginliği, ön yargıları ortadan kaldıracak, yumuşamayı teşvik edecek bir girişimdi. Ve biliyorsunuz bu konuda müftülük de Kıbrıs Türk tarafında bu çalışmalara ciddi destek verdi, ön ayak oldu. Onların da başarısı var bu konuda. Dolayısıyla ben Kıbrıs Türk tarafı açısından hepimiz, devletten yerel yönetimine, sivil toplum örgütlerine kadar hepimiz açısından olumlu puanları olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Evet. Öte yandan yine beldeniz içerisinde bulunan mevcut tarihi yapıların yeniden kullanıma açılması noktasında ne tür çalışmalarınız var? Tarihi dokunun korunması noktasında belediyenin bir katkısı olabiliyor mu? Sizin yetki alanınızın dışında olsa bile. Tabii ki. Ben bu konuda tabii 2003 yılından beri ciddi çalışmalar yapıyorum ve 2003 yılında ilk kez Avrupa Birliği'nden katkı alarak Mausa'da bazı tarihi noktalarda altyapı çalışmaları yaptık. İşte Bandabulya'yı restore ettik, liman yolunu, Cambulat yolunu onların katkılarıyla yaptık. Bunun yanında bazı ön çalışmalar yaptık. Örneğin surların fotogrametrisini yaptık. Belki vatandaşlar fotogrametriyi bilmezler, onu söyleyeyim. Surların özel cihazlarla 3 boyutlu
boyutlu röntgenleri çekilerek hangi noktalarda ne kadar deformasyon olduğunu tespit eden bir çalışmadır bu. Daha sonra Portekiz'den özel bir profesörler grubu geldi ve Mausa'daki surların ve eski kiliselerin taşlarında dayanıklılık testleri yaptılar. Bütün bunlar da hazırlandı ve şu anda Otello Kalesi Avrupa Birliği'nin ayırdığı 2 milyon euroluk fonla restore edilmektedir. Bu testler hep o hazırlık aşamasının bir noktasıydı. Bilebildiğim kadarıyla Eylül ayında açıklanacak pakette de 4 milyon euroluk yeni bir kaynak vardır. Otello ile Cambulat Kapısı arasındaki surların yenilenmesiyle ilgili. Avrupa Birliği Mausa surlarının yenilenmesiyle ilgili bir program yapmıştır. Ve her yıl bir dilimi serbest bırakarak surların belli bir sürede restorasyonunu öngörüyor. Buna hendek de dahildir. Dolayısıyla benim yaptığım ön çalışmayla daha sonra devletin de buna koyduğu katkıyla Mausa surlarıyla ilgili belli bir süreç başlatılmıştır. Ve inanıyorum ki 3-5 yıl içerisinde bunların önemli bir kısmı tamamlanacak ve Mausa surları güçlendirilecek ve turizmden daha fazla pay alabileceğimiz bir noktaya gelecek. Liman turizme kazandırılabilir mi? Tabii ki. Tabii limanın turizme kazandırılabilmesi için öncelikle limanın ellenmesi lazım. Çünkü dünyada artık limancılık teknolojiyi çok üst düzeyde kullanıyor. Ne yazık ki bizim limanımız teknik kapasite olarak çok çok geri kalmış durumda, altyapı olarak geri kalmış durumda. Deniz derinliğinde bazı problemler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla limanın turizme hizmet eder biçime getirilebilmesi için öncelikle Mausa Limanı'nın teknolojik olarak geliştirilmesi ve daha verimli bir liman haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, bu da önemli bir konuydu. İsterseniz sizi bir de son olarak seçmenle baş başa bırakalım. Onlara vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım. Ben başında da konuşmamın söyledim. Mausa'da seçim sonucu çok büyük oranda belli olmuş durumda. Mausa halkı belediyesine bu kadar yıllık süreden sonra tekrardan güven ve destek veriyor büyük bir çoğunlukla. Ben bana oy verecek, vermeyecek bütün Mausalılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde deniziyle buluşan altyapısı tamamlanmış daha yeşil bir Mausa için hep birlikte uğraşmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha söylüyorum, teşekkürler Mausa. Peki efendim, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Umarız güzel bir seçim olur. Sonuç ne olursa olsun kazanan belediyemiz, belediyelerimiz ve ülkemiz olur. Size kolay gelsin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Öğlen Ajansı'nın bu sohbetle birlikte sonuna geldik. Saat 19'da gelişmelerle birlikte ana haberde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.